Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Seninkilerin keyfi yerinde. Öyle. Deniz Galatasaraylı değil miydi ya? Ya evet, sorma, öyleydi de stada geldiğinden beri kafası bayağı karıştı. Dikkat et de Bulut'un aklını çalıp cimbomlu yapmasın. Bence Bulut onun aklına girer. Siyah! Beyaz! Siyah! Beyaz! En büyük! Beşiktaş! Şampiyon! Beşiktaş! Deniz'e bak, iki dakikada Beşiktaşlı oldu ya. Aynen öyle, Beşiktaşlı oldu bile. Stadın büyüsü işte. Bir, iki, üç. Beşiktaş! 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 Birden gaza geldim burayı görünce ya. Ama sonuçta yani bütün takımlar kardeş değil mi? Çak. Kolay gelsin ustam. Alo, Ferit Bey, acil görüşmemiz lazım. Burada bir şeyler dönüyor. Bu her zaman görüştüğümüz yerde. Bir saat sonra buluşalım, olur mu? Heh, tamam. Usta nereye gidiyor bu Tahir? Acele işi çıktı. İzin aldı gitti. Allah Allah. Neyse, kapat sen şu kapıyı bir. Mustafa, yürü gidiyoruz. Çok iyi statmış hakikaten. Bulut'un da keyfi çok yerinde. İyi düşünmüşsün. Bundan sonra hep beraber geleceğiz maçlara. Yukarıda koltuğu hazır. Sen de gel istersen. Yok ya, sanmıyorum. Nedir canını sıkan? Aslında bunun tek bir cevabı yok. Mesela? Mesela... ablamı şirketten atmam. Ben bu konuyu hallettiğimizi sanıyordum. Halletmedik. Yani sen öyle düşünüyor olabilirsin ama halletmedik. Ablam için çok endişeleniyor. Durumu hiç iyi değil. İçeride bir yazı var, okudum mu bilmiyorum. Şerefinle oyna, hakkınla kazan yazıyor. Onlar bu oyunu dürüstçe oynamadılar Deniz. Ne hak ettilerse onu yaşıyorlar. İyi de hayat sadece siyah beyaz değil. Ya arada griler de var. Ya bu kadar kesin konuşamazsın. Evet var. Gri de güzel renk. Hatta bazı formalarımız gri. Çok güzel. Ama hayatta bazen sadece siyah beyaz var. Onları affetmemi bekleme ben. Bak, mahkemede sizin lehinize konuşmuş olabilirim. Ama... ama kimsenin bilmediği bir şey biliyorum. Bunu Hakan'la ablam öğrenirse ne olur? Bu bir tehdit mi? Hayır. Yani... sadece ablama şirkette hak ettiği payı vermeni istiyorum. Demir abimin uzun süredir vermeyi düşündüğü payı. Tamam, Hakan'ı güvenmiyor olabilirsin. Ben de güvenmiyorum. Yani girmesin şirkete, umurumda da değil. Ama ablam umurumda. Ve ona sembolik payını ver. Şirkete geri dönsün. Peki. Böyle olsun. Demet istediği zaman şirketteki işine geri dönebilir. Demir'in %5'lik payını hemen işlemleri yapar, ona devrederiz yalnız. Hakan şirkete adımını bile atamaz. Evet dayıcığım, hepsinin de arkasında büyük başarı hikayeleri var. Biliyorsun, hayatta hiçbir başarı alın teri dökmeden kazanılmıyor. Bu kupaları kazanmak için de çok ter döküldü. Hatırlıyor musun, birkaç sene önce seninle buradan geçerken stat daha inşaat halindeydi. Statın çatısındaki membranları sayıyorduk, kaç tane takıldı, ne zaman biter, onun hesabını yapıyorduk. Aa evet, hatırladım. Hatta hemen bitmesini istiyorduk. İnternetten inşaatın canlı yayınını bile izlemiştik. Zaman çabuk geçiyor işte.
Gerçi sen şanslı çocuksun. Bu yaşında iki şampiyonluk gördüm. Ben bir ara epey beklemiştim. Dayı, o amca kim? Gel. Bulutcuğum, bu... Efsane başkanımız Süleyman Seba. Beşiktaş'a hayatını adamış, Beşiktaş'a her şeyini vermiş büyük başkanımız. Ona çok şey borçluyuz. Biliyor musun? Süleyman Seba'nın çok sevdiğim bir sözü var. Demiş ki, iyi insan olmadan iyi Beşiktaş'ta olunmaz. Vay be. Neredesiniz ya? Buradayız. Bulut'a biraz Beşiktaş'ın şanlı şerefi tarihinden bahsediyordum. Sevdin mi bari? Çok sevdik derdi. Oo, bu bayağı olmuş ya. Yavru kartal olmuş. Ay Fatoş, Allah aşkına ben nasıl bırakıp gideyim? İşim gücüm başında durmam lazım. Yani bu kredi borcunu ödemenin başka yolu yok. Müşteriler buradan memnun ayrılacak. Sonra arkadaşlarını alıp geri gelecekler. Tamam Nazlıcığım, öyle de yani bu yeni gelen taksici nasıl ödeyeceğiz? Benim aklım şu anda onda. Taksit günde kaç gün kaldı şurada ya? Düşünüyorum Fatoş. Yemek yaparken düşünüyorum aynı zamanda. Ben böyle böyle kaç problem çözdüm biliyor musun sen? Ona eminim canım. Yalnız var ya, her işi şu tek başına yapma huyun var ya, işte en gıcık olduğum huyun o Nazlı. Bari bırak şu sosu karıştırma işini, burada yamaklar yapsın ya. Bu kadar insan boşuna mı Allah aşkına? Aa, o kadar kolay diyorsun yani. Ya ne kadar zor olabilir ki? Peki, aç kulaklarını, beni iyice dinle, bir de izle aynı zamanda. Evet. Bu işin sırrı tarif falan değil, yapılış şekli. Sen ve sos iki sevgili gibi olacaksın. İki sevgili gibi. Ay çok hoşuma gitti bu Nazlı. Evet, dinliyorum. Bak, mesela... Ateş çok harlı olursa böyle köpürür falan, tadı kaçar. Ama çok kısık olursa da şu gördüğün mükemmel kıvamı asla tutturamazsın. Çok karıştırmayacaksın. Ama az karıştırırsan da dibi tutar. Ay gerçekten de kadın erkek ilişkisi gibiymiş yani. Benim hiç beceremediğim şeyler, hele ki bu ara. Şuna baksana. Alo. Evet benim. Ne yapmış? Tamam. Tabii ki. Ne olmuş? Bulut. Bugün okulda basketbol antrenmanı vardı. Çocuğun birine kafa atmış. Aa, bak sen şuna. Ay Fatoş, beni nereye çağırıyorlar? Ben buraya bırakıp gidemem. Ferit arayayım. Tamam. Yapıyorum, yapıyorum. Merak etme. Alo. Ferit, bizim bir problemimiz var. Fazla yaklaşmayalım da anlamasın bizim olduğumuzu. Nazlı, şu anda çok önemli bir görüşme için yoldayım. Ben okula gidemem, sen gidip görüş. Bir dakika ya. Ben de mutfaktayım. Yalnız hatırlatırım, evin mutfağında değil, restoranın mutfağında. Bir sürü sipariş var, bırakıp gidemem. Yardımcılarım var Nazlı, bugün onlar yapsın. Senin çünkü çok önemli toplantına yardımcıların gitsin o zaman. Nazlı, bu çok özel bir görüşme. Benden başka kimse gidemez. Eğer sen de çıkamıyorsan Tarık'ı ara, o ilgilenir. Ya Ferit, çok önemli diyorum sana. Bulut arkadaşına kafa atmış ne Tarık? Nazlı, çocuk bunlar. Kavga da edecekler, düşüp bir yerlerinde yaralayacaklar. Tarık gitsin, ben sonradan konuşurum Bulut'la, tamam? Kapatıyorum şimdi. Efendim Ferit Bey. Tahir. Bekir seni takipte. Buluşma yerine girme. Gez, toz, bir yerlerde bir şeyler ye. Sonra tamirhaneye gireceğim. Tamam. Tamam Ferit Bey. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ya bu erkeklerin kafası ne acayip çalışıyor.
Yok ne olacakmış? Yok çocukmuş, kafada atarmış. Fatoş ne yapıyorsun? Ay tamam tamam tamam. Karıştır karıştır karıştır. Bak yavaş yavaş karıştır. Hızlı değil yavaş. Ne diyordum? Bu erkek milletin ne acayip kafası var ya. Yok çocukmuş, yok ne olacakmış, altlarımı kavga etmişmiş. Yok kavga ede de büyürmüş, Tarık baksınmış, daha neler. İyi ne olacak şimdi? Yani bir şey olmayacak. Ben paşa paşa gideceğim. Aklım orada kalacak yoksa dayanamam. Tamam bebeğim, sen hiç merak etme. Bu da oldu herhalde ya, alıyorum artık. Ha? Evet olmuş Fatoşcuğum, eline sağlık. Ay hiç önemli değil. Gerçekten kadın erkek işleri sana göre değilmiş. Ay Nazlı. Nazlıcığım sen şimdi git. Biz burada hallederiz yani işleri. Hiç aklın bizde kalmasın, tamam mı? Tamam. Fatoş. Manım yarasına şu adamı yemeğe çağırsın. Para aldı. Alacak mıyız? Başka seçeneğimiz yok Fatoş. Denize düşen yılana sarılır. Tamam. Görüşürüz. Hadi güle güle. Nazlı. Senin ne işin var burada? Ya aradın ya okuldan çağırdılar diye. Senin ne işin var? Tarih olacak mı? Onu sen dedin canım, ben demedim. Gerçi telefonu suratıma kapattınca konuşmayı bitiremedik. Ondan kafan karışmıştır. Kusura bakma, biraz sıkışık bir durumdayım. Ama dayanamadın, geldin değil mi sen de? Gidip bakalım neler yapmış bizimki. Neredeler biliyor musun? Şurada bir görevli var, ona sorabiliriz istersen. Şunu düzelteyim. Ebeveyn gibi gözükmeliyiz. Kolay gelsin. Spor salonu ne tarafta acaba? Sağ kapıdan çıkınca görürsünüz. Tamam, teşekkürler. Hadi sinirli, hadi. Aferin. Daha yavaş, daha kontrollü. Aferin, al topu hemen. Geç sırana. Bulut, yerine. Devam edin siz, devam edin çocuklar. Ay bir an 10 yaşıma geri döndüm. Ne yapmıştın 10 yaşında? Arkadaşıma kafa atmıştım. Bulut'un ebeveynlerisiniz herhalde. Evet merhaba, ben Ferit Aslan, dayısıyım. Nazlı. Yengesi. Memnun olurum. Ben de spor hocası Ekrem. Memnun olurum. Tahir, Tahir aşağı gel oğlum, Hakan abin çağırıyor. Tamam usta, sen bak işin. Abi hoş geldin. Vay Tahir'im, aslan parçam benim. Hoş gördüm kardeş. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol abi, sen nasılsın? Allah bundan geri koymasın, çok şükür iyiyiz. Ya Tahir'im, aslında mevzuyu uzatmaya gerek yok. Hani sana demiştim ya, bizim tek derdimiz kendimizi düşmanlarımızdan koruyalım. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz diye. Estağfurullah abi. Yok yok, öyle. Aslında olur biliyor musun? Alası bile olur. Benden bir isteğin olursa seve seve yaparım abi. Senin yapacağın bir şey var Tahir. Benim bir düşmanım var Tahir. Adamı günahım kadar sevmem. Hani fırsat geçse elime herifi bir kaşık suda boğacağım. Ferit Aslan, duydun mu hiç? Öyle gazetelerden filan abi. Hah. Ne yapmak istiyorum biliyor musun Ferit Aslan? Şöyle şunun gibi bir şeyle herifin böyle beynini böyle patlatmak istiyorum. Kanı falan her yere aksın. Ya da ne bileyim ya şu kerpetenle ya da penseyle işte dişlerini tek tek çekeyim istiyorum. Bu da mı olmadı? Yaradana sığınıp silahı ağzına vereceğim mermiyi. Kafaya dayayacağım böyle. Bam! Ama işte biz şimdi bunları yapamıyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü biz iş adamıyız. Bir sürü adamla görüşüyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. İşte bu yüzden burada devreye sen giriyorsun. Tamam abi. Tahir'im. Tam da senin uzmanlık alanın. Bu Ferit Aslan arabayla seyahat ederken arabanın bir parçasını çıkarmış olalım. Bizi araba takla atsın. Anladım abi. Ya da
Beren balatasını gevşetin. Tutmaz lan o fren. Ya da ne olabilir, ne olabilir? Lastiklerinin vidalarını gevşetelim. Yolda giderken fırlayıp gitsin lastik, anladın mı? Tamam abi, sen iste yeter ki takla da attırım, havaya da uçururum. Aynen öyle, böyle bir şey istiyorum zaten ben de. Yalnız bir şey diyeceğim. Buyur abi. Bizim aramızda kalacak, kimsenin haberi olmayacak. Öyle duymaz abi. Benim gibi değil mi? Anlamadım abi. Abi! Lan sen kimsin lan? Sen Ferit Aslan'la birlik oldun, benim kuyumu mu kazıyorsun lan? Getir lan, getir! Abi! Getir! Abi ne olur? Abi! Abi. Lan seni! Yüzünüz. Gelsin Ferit abi, kurtarsın şimdi seni, hadi! Abi! Abi ne olur bırak! Ne olur bırak lan abi! Gözümü seveyim! Olur bırak! Gidin lan, gidin! Abi ne olur abi! Abi bıraksanız gitsem, kaybolsam vallahi görmezsiniz bir daha beni. Öyle bir şey yok. Kaybolmak, gitmek yok. Abi. Senin o beynini dümdüz ederim. Derinin üzerim lan! Hocam, gerçekten çok şaşkınız. Bulut hiç öyle bir çocuk değil aslında. Biliyorum, Bulut ailesini kaybettikten sonra okulda daha da agresifleşti. Ama inanın işi hiç bu raddeye getirmemişti. Belki maç yüzünden girmişlerdir birbirlerine. Bu da hoş değil tabii ama en azından bir açıklaması var. Hayatım, hocamız maçtan önce başladı dedi ya, duymadın mı? Duydum hayatım, duydum da bazen maç heyecanı öncesinden başlar ya. Yani sen bilemeyebilirsin. Devam edin çocuklar, devam edin. Durun dedim mi ben size, hadi. Hadi devam edin, aferin. Kavganın aslında maçta bir alakası yok. Yani onu söyledin, bunu yaptın. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Biz Bulut'a gereken cezayı vereceğiz, hiç şüpheniz olmasın. Evet, ama ceza vermeden önce karşımıza alıp güzelce konuşacağız. Çocuk hatasını iyice anlamalı. Evet, tabii evde konuşuruz ama bu yaştaki çocukların gerekli dersi almaları için somut adımların da önemli olduğunu biliyoruz. Evet, biliyoruz. İşte bu yüzden bu konuyu evde masaya yatıracağız. Devam edin çocuklar. Devam. Aferin. Sırayla. Hadi. Aferin. Ben gereğini en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Bulut'a karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağız. Hiç merak etmeyin. Evet. Net bir şekilde ne düşündüğümüzü, yaptığının ne kadar yanlış olduğunu ona öğreteceğiz. Aşkım, biz hocayı daha fazla oyalamayalım istersen. İyi günler o zaman size. Buyurun, Bulut'u da alabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bulut, hadi gel. Aferin çocuklar. Hadi devam et. Aferin, aferin. Daha hızlı. Evet. Selam. Selam verdim Demet Hanım. Yapma böyle Allah aşkına Demet ya. Nasıl yapmamı istersin Hakan? Abimi sen öldürtmemişsin gibi mi? Yoksa beni eve hapsetmemişsin gibi mi? Nasıl bir rol yapmamı istersin? Şu halimle yeteri kadar rol yaptığımı düşünüyorum zaten. Mezara girmemişsin gibi yap. Adaletin keskin kılıcı boynunu sıyırmış gibi yap. Selam. Bak Deniz, gel gel. Gel otur, oturuyorduk biz de. Abla, sen iyi misin? Aşkım, iyi misin? Canım, şu mahkeme işi biliyorsun bizi çok sarstı. Hala atlatamadım. Yoksa başka bir şey yok. Gerçekten. O zaman sana güzel bir haber vereyim. Nedir o? Seni aradım ama telefonun kapalıydı. Ben de yüz yüze söylemek istedim. Benden duy istedim. Pusulaya geri dönüyorsun. Ne
Gerçekten mi Deniz? Evet, gerçekten. Ferit abiyle konuştum. Emir abimin zaten uzun süredir istediği şey buydu. Onun istediğini gerçekleştireceğiz. Sana %5'lik hissene vereceğiz. Çok sevindim. İyi. O zaman ben kaçıyorum. Dikkat et kendine. Deniz. İşte bu. Aşkım bak sana söylüyorum, bundan güzel bir haber olamaz. Yeniden oyundayız kızım ya. Gördün mü bak, Ferit Aslan bizi kapıdan kovdu ama biz bacadan girmesini bildik. Vay be. Seni mükafatlandıracağım. Evde sıkıldım biliyorum, seni dışarı çıkaracağım. Biraz hava alalım, tamam mı? Şimdi üzerine bir şeyler giyin, ben de montumu alayım. Kapıda buluşuyoruz, okey? Bekliyorum seni. Bulutçum, biz ilk öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bizim tanıdığımız Bulut hiç böyle şeyler yapmaz dedik, değil mi Ferit? Hı hı. O yüzden bir de senden dinlemek istiyoruz. Anlatmak ister misin bize? Önce Efecan başlattı. Neyi başlattı Bulut? Efecan hep sınıfa girdiğinde bana omuz atıyordu. Bugün de attı. Ben de çaktım bir tane. Çaktın bir tane. O ne demek dayıcığım? Hakan'ın işte söyledi. Dedi ki biri seni durmadan gıcık ederse dedi altta kalma. Kiminde yürek var, kiminde de kalp var demişti ya. Bende de yürek var işte, vurdum bir tane. Bulut. Bulut canım. Bak herkesin iki eli iki yumruğu var. Her tepesi atan karşısındakine saldırırsa ne olur? Nasıl çözeriz biz o zaman problemleri? Bana ne? Önce Efecan başlattı, omuz attı, o hak etti. İyi, hak ettiyse sen de temiz bir cezayı hak ettin. Bir hafta televizyon, bilgisayar yok sana. Neden ya? Biraz fazla oldu sanki. Ama cezanı harfiyene yersen düşebilir. Hı hı. Bana ne? Efecan hak etti bir kere. Omuz attı. Tam zamanında aldık Hakan'ın yanında. Evet. İnşallah geç kalmamışızdır. Seni restorana mı bırakayım, bizle mi gelmek istersin? Restorana gideyim ben. Nazlım, ne olur bizimle gel. Tamam Bulut'cum, sen hiç merak etme. Restoranda ufacık bir işim var, halledip hemen eve geleceğim. Akşam masal ben anlatacağım sana. Ne oluyor Hakan? Niye geldik biz buraya? Gel, anlatacağım. Buyursunlar. Güzeller güzeli karımın yeteneklerine bir yenisini daha eklemek istiyorum. Her gün spor yapıyorsun, birçok şey, birçok aktivite. Bugün daha değişik bir aktivite yapacağız, tamam mı aşkım seninle? Senin için hazırlattığım hedefi görüyor musun? Adama benziyor yani. Onu bununla vurmanı istiyorum senden. Aşkım,
sen artık Ferit'in şirketinde tek başınasın. Yani bizim içerideki adamımız olacaksın. Her şeyden haberdar olacaksın. Her şeye hazırlıklı olacaksın. O yüzden bu talimi yapman önemli. Bu silahı kullanabilmek için. Hakan, sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Ne diye ihtiyacım olacak benim silaha? Ferit Aslan'ı öldüreceksin çünkü. Ne? Şapşik. Aşkım şaka ya. Yok yok, öldürme falan yok ya. Allah kullandırtmasın ya, Allah Allah. Eğlenelim diye ya. Elinde görmek istiyorum. Bir hoş tutuş, bir hoş duruş, bir hoş seda. Anlatabildim mi? Hadi. Şuradaki hedefe ateş et. Hadi. Çok basit. Senin yapabileceğine eminim. Hadi bakalım. İstemiyorum Hakan. Şunu elime almak bile geriyor beni. Anlamıyor musun? İstemiyorum. Senden rica ediyorum. Şunu al, ateş et. Hadi. Bir daha söylemeyeceğim. Sakın silahı bırakma yere. Hadi, vurabilirsin. Yap. Ateş et. Hadi. Hadi, 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 hadi. Demetciğim, silahı kontrol etmeyi bırak. Bakma şu silaha, ateş et. Hadi. Hadi. Ateş et Demet, hadi. Sakin ol. Nefesini kontrol et. Sakin ol. Güzel nefes al. Rahatla. Ateş etsene kadın! Hadi! Sevmiyorsan vur beni. Hadi vur. Vursana beni kadın. Aşkım tebrik ederim var ya, ben senin hedefi şaşırmayacağından emindim kızım. Sen benim kalbime nasıl 12'den vurduysan hedefi de 12'den vurdun ya. Bir insanın eline her şey mi bu kadar yakışır arkadaş? Neden bana böyle saçma sapan şeyler yaptırıyorsun Hakan? Bir tanem ya, aşk olsun, gel buraya. Ya bırak! Koş!
Bekir Bey hoş geldiniz. Bekir Bey, ben teklifinizi kabul etmiyorum. Kutumu açtırmak istiyorum. Ne olur kutumu açar mısınız? Lütfen kutumu açın. Çocuklar açın. Tahir mi o? Ölmüş mü? Çok güzel ölmüş oğlum bu. Oğlum bu foto nerede lan görünmüyor? Foto! Çektim abi, sıkıntı yok. Her şey yolunda. Ben görünmüyorum değil mi oğlum? Yoksun abi, her şey istediğin gibi. Video? Video da aldım abi. Bekir Bey, şu anda planın ikinci aşamasına geçebiliriz. Şöyle olacak. Bu biraz önce Tahir'i öldüren ve buradan uzaklaşan katilin geride bıraktığı delil. Üzerinde parmak izleri var. Ki Tahir'in bedeninden çıkacak kurşunlar da o silahtan çıktı zaten. O yüzden onu güzelce muhafaza edelim. Suyun sesi çok iyi değil mi ya? İnsanı dinlendiriyor. Gerçekten çok lezzetli her şey. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şerif Bey, telefonda size bahsettiğim bir konu vardı. Hani borç meselesi. Sizinle eski evlenen bir tanışıklığımız var. Benim herkese çalışmalarımı biliyorsunuz. Çalıştığım kişileri tanımak, sevmek ve onlara güvenmek isterim. Tabii. Ama Nazlı Hanım'a ben çok güvendim. Eli de pek lezzetli. Teşekkür ederim. O zaman borç vereceksiniz bize. Allah, ne zaman isterseniz anlaşmaya yaparız. Zaten öyle atla deveyle bir şey istemiyorsunuz. Hallederiz yani. Yalnız anlaşmanın şartlarını biliyorsunuz. Benden kimseye bahsetmeyeceksiniz. Sonuçta senetle elden para veriyorum size. Bir de en önemlisi ödemelerinizi günü gününe yapmanız şart. Hiç merak etmeyin. Ödemeleriniz günü gününe yapılacak. Tamamdır. Benim çıkmam lazım. Bu evde yalnız bırakmayın. Sen Şeref Bey'e tatlılarımızdan ikram edersin. Tamam. Şeref Bey çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Güle güle. Şeref Bey, ne tatlı ikram edeyim size? Ben size bırakıyorum manemi. Tamam. Hemen geliyor. Çok zor uyudu bugün nedense. 3 tane hikaye okudum, neredeyse ben uyuyacaktım. Bana mı yaptın? Teşekkür ederim. Bir dakika, hala sıcak. Nereden bildin tam şu anda ineceğimi? Hissettim. Hissettin. Bulut'un odasının kapısını kapattığımda ben de kahvenin düğmesine bastım. Şimdi oldu. Teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Yorgun görünüyorsun. Hem restoranda yer oluyorsun hem evde. Bulut yoruyor seni. Ah daha neler. Bulut beni yormuyor. Tam tersi yorgunluğumu alıyor. Çok iyi geliyor bana. Sen de ona çok iyi geliyorsun. Çok şanslıyız yanımızda olduğun için. Bulut'u çok seviyorum. O da sevildiğini hissediyor. Birlikte yuvarlanıp gidiyoruz. Farkındayım.
yine öyle bakmaya başladın. Nasıl bakmaya başladın? Sanki kafanda yüzlerce soru işareti varmış gibi. Hep bir şeyler arıyormuş gibi. Görünenin arkasında ne olduğunu hep merak etmişimdir. Görünenin arkasında bir şey yok Ferit. Ne görüyorsan, ne duyuyorsan o kadar. Önümde, arkamda, sağımda, solumda gizli saklı hiçbir şey yok. Nazlı. Su gibisin. İçini görebilirmişim gibi geliyor bazen. Böyle konuş, utandırma beni. Utanmana gerek yok. Gerçekten çok iyisin. Neredeyse kusursuzsun. Kafandaki kusursuz Nazlı Esilat Ferit. Kimse kusursuz değildir. Hele ben hiç değilim. Ama gerçeği. Bulut mu seslendi? Telefonu aldım. Aşkım. Ne oldu, hasta mı oldun sen ha? Bakalım ateşin var mı? İyi, o ateşin de yok. Ne var senin? Aşk olsun Demet'ciğim ya. Sana yeni şeyler öğreten kocana böyle mi teşekkür ediyorsun ha? Susarak mı? Dışarı çıkmak istiyorum Hakan. Hava almak istiyorum. Demet'ciğim çıktık ya bugün. Gezdik, hava aldın. Atış talimi bile yaptık. Niçin böyle konuşuyorsun? Kırıcı oluyorsun bak. Öyle değil. Tek başıma çıkmak istiyorum. Onu diyorsun. Bak, ona izin veremem. Ben hayatta olduğum sürece sen hiçbir zaman tek başına bir şey yapamazsın. Yalnız kalamazsın. Tamam mı? Biraz uzan, dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa da çocuklar kapıda, seslenirsin. Ne istiyorsan getirirler, tamam mı? Oy, yerim ben seni. Aşkım benim.